24 Ocak 1993. Saat 13.08. Babam önden çıktı, annem arkasından. Kulakları sağır edecek bir patlama sesi geldi. Salon kapısındaki camlar titredi. Vitrindeki fincanlar yerinden oynadı. 11 yaşındaydım. Babamın evimizin önündeki Renault 12'si paramparça olmuş. Patlamanın şiddetinden vücudu 2 metrelik duvarı aşıp Su deposunun karlı toprağına düşmüştü. Gözlüğü sağlam kalmış. Ceketinin iç cebindeki kalem ortasından ikiye ayrılmıştı. Bu patlama hem kişisel tarihimizin hem de Türkiye tarihinin bir kırılma noktası olacaktı. Babamın cinayetini takiben 1993'te üst üste katliamlar yaşanacak ve 1993 yılı bazı çevrelerce adı konulmamış darbe olarak anılacaktı. Ancak kimin bu darbeyi yaptığını ve de kimin bu suçu işlediğini öğrenme şansımız hiç olmayacaktı. Bu duyduğunuz cümleler Özge Mumcu Aybars yani Uğur Mumcu'nun kızına ait. Henüz 11 yaşındayken babasının uğradığı suikasti, babasının katledildiği anı bu cümlelerle anlatıyor. Henüz 11 yaşında bir kız çocuğu babasının paramparça olmuş bedenini görmek zorunda kalıyor. Onunla birlikte bütün Türkiye için de karanlık günler başlıyor. 1993 yılı Türkiye'nin en karanlık zamanlarından birisi, Türkiye için en önemli dönüm noktalarından, kırılma anlarından birisi. Uğur Mumcu'nun katledilmesiyle başlayan 93 yılı, Adnan Kahveci, Eşref Bitlis ve Turgut Özal'ın şaibeli bir şekilde ölmesi, Madımak, Başbağlar, Yavi ve 33 er katliamlarının yaşanmasıyla Türkiye'nin en karanlık yılı olarak takvimdeki yerini aldı. Bugün yaşadıklarımızı, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlamak için dönüp dönüp o günlere bakmamız gerekiyor. Sedat Peker'in 7. videosundaki ifşalarından belki de en önemlisi Uğur Mumcu'nun suikastine dair söyledikleriydi. Uğur Mumcu suikastini aydınlatması gerekenlerin, Uğur Mumcu'yu katledenleri failleri bulması gerekenlerin asıl failler olduğunu iddia etti Sedat Peker. Ve biz bir kez daha Uğur Mumcu'yu hatırladık. Belki de hiç unutmamalıydık. Hep aklımızın bir kenarında durmalıydı. Uğur Mumcu onun verdiği mücadele ve uğradığı suikast. Uğur Mumcu devletin karanlık odalarını, kör noktalarını ve kirli işlerini araştırıyordu. Yolsuzlukların üzerine cesaretle gidiyor, terörle mücadele ediyormuş gibi yapan ama terörün varlığından ve terörün devam etmesinden nemalanan kişi ve grupları ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Tabi doğal olarak onun bu çabaları, bu mücadelesi bir yerlerde birilerini rahatsız ediyordu. Daha önce ve daha sonra başka isimlere defalarca yaptıkları gibi Uğur Mumcu'yu da katlettiler ve bu suikast hiçbir zaman aydınlatılmadı. Aydınlatmak için namus sözü verenler sözlerini tutmadılar ve hatta bu suikastin faili meçhul olarak kalması için özel çaba harcadılar. Cımbızla toplanması gereken delilleri süpürdüler, torbalara, çuvallara doldurdular. Katledilen sadece Uğur Mumcu değildi. Katledilen Adalet mücadelesiydi. Aslında torbalara doldurdukları, çuvallara doldurdukları bu ülkenin umuduydu. Çünkü bir tuğlayı çekerlerse duvarın yıkılacağını söylüyorlardı. Evet bunu Mehmet Ağar yani bu cinayeti, bu suikastı aydınlatması gereken isimlerin en başında gelen Mehmet Ağar, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcuya diyordu. Bir tuğlayı çekersek duvar yıkılır. Güldal Mumcu haklı olarak çekin o zaman o tuğlayı. O duvar yıkılsın diyordu ama duvara dokunmuyorlardı. Çünkü duvardaki bütün tuğlalarda parmak izi olanlar. O duvarı hiç yıkmak isterler mi? Mehmet Ağar, o karanlık duvarın müteahhitlerinden biriydi ve o duvarı inşa ederken binlerce masum insanın kanını, ülkenin katledilmiş adaletini ve gasp edilmiş yarınlarını kullanmışlardı. Her tuğlada parmak izi vardı Mehmet Ağar'ın ve yıllar içinde o duvarı yükselttiler. Büyüttüler, daha da kalın hale getirdiler. O kadar kalınlaştı, o kadar yükseldi ki o duvar. Birbirimizin sesini duyamaz olduk. Bir yerde birine zulmediliyormuş, haberimiz dahi olmadı. Bir yerde birine işkence yapılıyormuş, göremedi bile insanlar. Görenler, duyanlar konuşacak cesareti bulamadılar. Çünkü Uğur Mumcu suikasti insanların cesaretini de kırmak için, öldürmek için yapılmıştı. Uğur Mumcu bu ülke için bir şanstı, bir fırsattı bir imkandı. Birkaç adım daha atabilse, bulduğu ipuçlarını takip edebilse ve sonuna kadar gidebilse belki de bugün ülkemizin başına gelen belalar gerçekleşmeyecekti. Belki de bugün bu karanlığın içinde olmayacaktık. Ama olmadı. O gün o suikast, zamanın kullanışlı aparatı olan irtica tehdidine ihale edilmişti. Farklı bir soru sorarsanız siz de irticacı ilan ediliyordunuz. Konuşmak, düşünmek, itiraz etmek için en küçük bir boşluk bırakmamışlardı. Yani tıpkı bugün olduğu gibi. İşledikleri suçları en uygun adrese havale ediyorlar. Siz bunun aleyhinde bir şey söyleyecek olursanız e, otomatikmen devlet düşmanı, terörist, vatan haini ilan ediliyorsunuz. 93'te de böyleydi, 2021'de de böyle. Özgür Mumcu birkaç yıl önceki bir röportajında babasını katledenlerin, Mehmet Ağargillerin Duvar müteahhitlerinin ilan ettiği gibi, iddia ettiği gibi dinciler olmadığını, bu iddiaya inanmadığını ifade etmişti. Onun da şüpheleri vardı. Aslında her dönem üretilen düşmanlar üzerinden kurgulanan karanlık bir oyundu bu. Hem kendi suçlarını ortaya çıkarabilecek bir gazeteciyi ortadan kaldırıyorlar hem de toplumun öfkesini istedikleri yöne çevirerek kendilerine geniş ve sorgusuz, sualsiz bir alan oluşturuyorlardı. Aynı yöntemle daha kaç cinayet işlediklerini hep beraber gördük. İsimler değişti, şehirler değişti ama yöntem hiç değişmedi. Aradan geçen 28 yılda Ankara, karlı sokakta patlayan bombanın sarsıntısı hala devam ediyor. Uğur Mumcu hala evinin önünde yatıyor. Ve biz o karanlık duvarın Kirli gölgesinde ışık arıyoruz. Serhat Peker'in 7. videosundan sonra Uğur Mumcu ismi bir kez daha gündeme gelince kızı Özge Mumcu Aybars babasının şu sözlerini hatırlattı hepimize. Bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır. Devlet güvenliği adına hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması demokrasi ve hukuk devleti için ileride onarılmaz yaralar açar. Bu gibi dönemlerde daha soğukkanlı olunmasında sayısız yarar bulunmaktadır. Dikkatler gazetelere ve gazetecilere değil saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmelidir. Türkiye sadece bu sözleri bile ölçü olarak kabul etse ve doğru bir şekilde uygulasa bugün bu halde olmazdık. Bugün bu yaşadıklarımızı yaşamazdık. Devletin güvenliği, devletin bekası, devletin gücü gibi kılıflarla Hukuk dışına çıkıldığında büyük bir felaket başlamış demektir. Böyle dönemlerde güya mücadele edilen terör örgütleri daha da güçlenir. Güya korumak istedikleri devlet daha da zayıflar. Ülkede güvenlik ve huzur tamamen tükenir. Devlet hiçbir zaman hiç kimseye karşı hukukun dışına çıkamaz. Kendi kirli planlarını gerçekleştirmek, insanları korkutmak, makul sesleri, gerçeği arayan sesleri susturmak için bir korku duvarı inşa edenlerin bu ülkenin başına neler getirdiğini ne kadar çok masum insanın canını yaktığını ve ülkedeki hukukun, adaletin, umudun onların eliyle nasıl tüketildiğini hep beraber gördük. Uğur Mumcu'nun mücadelesi gerçeğin, hakikatin ortaya çıkması adınaydı. Ve o duvar müteahhitlerinin düşmanlığı da Uğur Mumcu'nun şahsına değildi sadece. Onun mücadelesine düşmandılar. Gerçeğe düşmandılar. Hakikatin ortaya çıkmasına düşmandılar. Ancak ne yazık ki Türkiye gerçeğin peşinde olanlara hiçbir zaman iyi bir ömür sunmadı. Güldal Mumcu'nun dediği gibi. O tuğla çekilsin. Tuğlalar çekilsin. O duvar yıkılsın. Altında kim kalırsa kalsın. Hiç olmazsa çocuklarımız Aydınlık bir Türkiye'de yaşasın. Uğur Mumcu ve onun gibi gerçeğin ortaya çıkması için mücadele eden ve bu mücadelesinde zarar gören, özgürlüğünü kaybeden, canını kaybeden herkesi saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Onların mücadelesinin yarım kalmaması için lütfen bir tuğla da siz çekin ve o duvarın yıkılmasına yardım edin ki Uğur Mumcuların ruhları şad olsun mücadeleleri yarım kalmasın mekanları cennet olsun